Herkese selamlar. Bugün kariyerde başarıya giden yolların birine değineceğiz arkadaşlar. Nedir bu yol? Expanders. Nedir Expanders? Aslında çok kısa bahsedecek olursak bu esasında expand eden yani genişleten olarak biraz tanımlayabiliriz bu şekilde. Bunu geçtiğimiz günlerde Ece Targıt'ın podcast'ini dinliyordum. Yolda iz geliyor musun? Yanlış hatırlamıyorsam ismi. Orada duymuştum ve merak ettim nasıl bir şey olduğundan. Ve hakikaten dinlediğim zaman ya dedim ki esasında yeni dünya düzeninde bizim hepimizin ihtiyaç duyduğu profiller bunlar. Yani aslında bizi bir tık daha geliştiren insanlar. Herhangi bir konuda. Dolayısıyla bunu sadece kariyerle kısıtlamayıp kişisel gelişime de bunu uyarlayabiliriz. Ama ben özellikle kariyer dünyasında bunun çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Bunu direkt İngilizce yazdım çünkü açıkçası tam bir Türkçe karşılığı yok. Yani genişleticiler dersek çok da manası olmayacak. Dolayısıyla böyle kalsın istedim ama demek istediğimi biraz daha ifade etmek bence bu noktada açıklamış diye düşünüyorum. Şimdi burada aslında niye expanders yani mesela niye role model değil ondan bahsedeyim çok kısa. Ki ben normalde role model kavramını çok daha benimseyen bir insandım expanders'ı duyana kadar. Çünkü arkadaşlar role model şu anki dünyada bence fazla sorumluluk yüklüyor insanlara. Yani herhangi birisini role model aldığınızda herhangi bir özelliğiyle, ister kariyer tarafındaki yetkinlikleriyle olsun, ister kişisel gelişimiyle ilgili olsun, bence o kişiye gereğinden fazla sorumluluk, anlam, ifade yüklüyoruz. Dolayısıyla bence daha ufak bir tabire ihtiyaç var. Daha böyle ne derler buna işte soft, yumuşak bir kavrama ihtiyaç var. Çünkü mesela karşımızdaki insanı rol model almayabiliriz, almak zorunda değiliz. Belki onun her yaptığını benimsemiyoruzdur. Ama onun sahip olduğu bir iki tane ufak özellik, yetkinlik, yetenek bize başka kapıları açabilir. İşte bu sebeple bence arkadaşlar günümüz dünyasında böyle bir iki tane rol model belirlemek yerine 8-10 tane expanders belirlemek çok daha anlamlı ve çok daha faydalı sonuç sağlayacaktır. Çünkü bu sayede bence karşımızdaki insandan bu kim olursa olsun akrabamız, arkadaşımız, sosyal medyada gördüğümüz normal birisi, sosyal medyada gördüğümüz bir influencer herhangi bir insanı hayatımızda çok daha aslında faydalı, güzel yöntemlerle entegre edebiliriz diye düşünüyorum. Mesela ne işe yarar bir expanders? Şu işe yarar. Senin daha farklı bir alışkanlık edinmeni sağlayabilir. Mesela sosyal medyada takip ettiğim bir insan var. Yani örnek veriyorum herhangi bir konuyla ilgili benzer şeyleri düşünüyorsunuz. Bu yüzden takipleştim o kişiyle Twitter'da, Instagram'da. Onun mesela paylaştığı bir story ya da attığı bir tweet üzerinden bence seni expand edebilir herhangi bir konuda. Senin daha farklı bir konuyu görmeni sağlayabilir. Ama bu onu senin için bir rol model yapmaz mesela. Bunu demek istiyorum. Çünkü rol model olduğunda belki onun yanlış bulduğun taraflarını o kadar da iyi ifade edemeyeceksin. Belki onun bazı özelliklerini kendine alırken kendinden ödün vereceksin. Ki aslında buna hiç gerek yok. Dolayısıyla bu gibi aslında kendimizi aşamalı optimize etmekte bu tarz expanders'ların arkadaşlar çok büyük bir yeri var diye düşünüyorum. Ya da mesela bunun haricinde yine en son takip etmeye başladığın ve ilham verici bir sayfa. Bu da aslında bununla ilgili. Yani herhangi bir insan senin birisini takip etmeni sağladığı için sana rol model olmaz mesela. Ama seni expand ettiği için seni bir tık daha geliştirdiği, çevreni ya da bakış açını geliştirdiği ve genişlettiği için senin için hayatında farklı bir yerde durabilir. Ama işte bu çizgiyi ayarlamak çok çok değerli. Çünkü diğer türlü şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. İnsanlara aslında istediklerinden, hak ettiklerinden ya da lüzum olduğundan gerekenden çok daha fazla sorumluluk yüklüyoruz. Oysa ki bu dünya üzerinde işte bu kadar dinamizmin olduğu, insanların bu kadar hıza meraklı olduğu, hızın hepimizi esir aldığı adeta bir dönemde bence bir insanı her şeyiyle bir yerde konumlanmak çok doğru bakış açısı değil. Çünkü mesela yine aynı noktaya geliyoruz. Hep bu kıyaslamayı yapmak istiyorum çünkü aradaki farkın ne kadar keskin olduğunu ifade etmek istiyorum bu örneklerle. Birini rol model aldığınızda onun takip ettiği bütün sayfalar size doğru gibi gelebilir. Ama Expanders'ta onun takip ettiği bazı sayfalar gerçekten sizin için ilham vericiyken belli bir sayfa, belli bir kısım size çok da faydalı olmayabilir. Ya da bunun akabinde mesela bir başka örnek. İşte tanıştığın kaliteli insanlar. Yine aynı nokta. Belki de o tanıştığın expanders
senin için expander, yani bir kişi var bahsedersek bundan. O kişi senin için çok da uygun olmayabilir mesela farklı konularda. Örneğin biraz daha bencildir ve sen bencillikten nefret ediyorsun. Ya da işte o kişi biraz daha böyle konuşkandır, sen de tam tersi sakin birisindir. Bunlar o kişiyle senin aranda çok güçlü bir bağ oluşmasını tabii ki engeller, ama burada işte ortaya başka anlamların çıkması lazım. Bunun da bence adı arkadaşlar işte bu bahsettiğim kavram. Yani tam olarak bununla ilgili aslında. Eğer o kişi senin bölümünle ilgili bir tane daha sayfa takip etmeni sağladıysa, ya da bölümünle ilgili ya da ilgi alanlarınla ilgili herhangi bir konuda bir bakış açısı kattıysa, olay bitiyor aslında. Sana dedi ki mesela, ya Fiverr diye bir şey var dedi mesela. Yani ben dedi burada işte birkaç giriş yaptım, güzel para kazandım. Ya da ben denemedim ama arkadaşlarım denemiş. Ben de baktım hakikaten bana uymasa da senin mesleğine uygun olacağını düşünüyorum dedi mesela. Bu bilgi bile aslında başlı başına yeterli. İşte dolayısıyla günümüz bence dünyasında hep bu bakış açısıyla ilerlemek lazım. Hani karşımızdaki herhangi bir kişiyi, büyük olsun, ufak olsun, yaşıtımız olsun ya da işte üniversiteye giriş puanı çok düşük olsun, çok yüksek olsun, hiç fark etmiyor. O kişiyi büyütmek gözümüzde ya da küçültmek yerine ben bu insandan ne öğrenmeliyim, bu insan bana ne katabilir? Bence bu sorularla ilerlemek çok daha doğru olacaktır. Ha, bu sizi böyle faydacı biri gibi gösterebilir ama bence çok da öyle göstermeyecektir. Yani ilk başlarda öyle gözükse de zamanla insanlar buna bence adapte olacaklardır. Çünkü ben de bizzat bunu deneyimledim açıkçası. Yani kendi hayatımda bunu muhtemelen 19-20 yaşlarımın başında başladım böyle görmeye ve insanlardan böyle daha çok bilgi almaya, fayda almaya ve onlarla bunu verip, yani karşı taraf aynı şekilde bunu aksedip bilgi ve fayda verip, ilham verip İnsanlarla böyle bir alışveriş içine girdikçe tabii ki ilk başta insanlar biraz daha seni sıkıcı bulabiliyor ya da insanlar senin muhabbetini beğenmeyebiliyor. Bunun haricinde bu kümenin dışındaki insanlar, dışarıdaki profiller sizi biraz daha böyle faydacı görebiliyor. Bunların her birisi olağan şeyler. Ama zaten bu hep olacaktır arkadaşlar. Yani eleştiri her zaman olacak. Size katılmayan her zaman herkes bir yerde yer alacak. Önemli olan o yaptığınız süreç, o proses size ve karşınızdaki insan ya da insanlara ne sağlıyor? Bence önemli olan şey bu. Ve Expanders'larda yer almak, böyle bir kümenin içerisinde yer almak sizi ve o kümedeki diğer insanları en azından şimdiye göre birkaç kat daha ileri artıracaktır. Ha, bu işin bence en güzel tarafı bir 8-10 kişilik grup halinde bunu yapmanız. Yani 8-10 kişi bir arada, hepsi birbirini besliyor. İşte bunun haricinde sürekli gruba giren çıkan yeni birileri var. Böyle bir ortam tabii ki çok daha güzel olur. Ama böyle bir çevreniz yoksa bile bunu küçümsemeyin. Bunun içerisinde yer almaya çalışın derim. Çünkü arkadaşlar bu tarz duygular, durumlar, bilgiler işte pozitif ve negatif anlamda hep aslında artarak ilerliyor. Yani birikimsel anlamda ilerliyor aslında. Kümülatif anlamda ilerliyor. Bugün mesela bence bu sosyolojik bir düşünce ama yani tabii ki bir tespit bir şey değil, bilimsel bir şey değil. Twitter'da bugün bu kadar işte negativitenin yer alması, bugün bu kadar Twitter'da negatif düşüncelerin yer alması bence biraz bununla ilgili. Çünkü oradaki küme onu çağırıyor zaten. Ve sen işte çok böyle optimist, çok işte dünyaya güzel bakan bir insan bile olsan oradaki o girdap karşısında kendini kaybediyorsun ve biraz onlar gibi oluyorsun ister istemez. İşte bunun yansıması kendi hayatımızda ister kariyer tarafında olsun, ister kişisel gelişimle ilgili olsun tamamen çevrendekilere var alakalı. Yanlış hatırlamıyorsam Jim Rohn lafıydı, klasik işte sen aslında çevrendeki en yakın 5 kişinin ortalaması kadarsın muhabbeti. Bununla ilgili bence biraz da yani o çevrende tuttuğun Expanders'lar neyi ifade ediyor? Onlar senin en yakının olmak zorunda değil ama onlarla yaptığın her şey, her aktivite, her etkinlik seni bir tık daha büyük hale getirecek. Zihinsel anlamda o beyindeki düşünce sistemlerinin, zihin akışının çok daha farklı olduğunu hissedeceksin bunu yaptıktan sonra. İşte buradaki soruların her biri aslında biraz bunu ifade ediyor arkadaşlar. Yani onlarla yaptığınız aktiviteler, onlarla yaptığınız muhabbetler, o çevrenizdeki expanderlar sayesinde tanıştığınız diğer insanlar, bunların her birisi size çok farklı pencereleri tanıtıyor olacak. Bu işin bir kısmı elbette internet, sosyal medya vesaire ama bir kısmı da gerçek dünyada onlarla bir takım görüş ölçülerinin içlerinde bulunmak,
Onlarla bir takım zaman geçirmek, belli zaman geçirmek ve bu arkadaşlar kartopu etkisiyle beraber büyüyüp size çok daha güzel kapıların perdesini aralayacaktır. Benim olacaklarım bu şekilde. Eğer burada katıldığım noktalar varsa mutlaka paylaşın bizimle. İşte buraları doğru buluyorum, bence buralar doğru gibisinden, ya da katılmadığım noktalar varsa, ki olabilir, çok normal bir şey, onları da yazın. İşte burası bence yanlış, buraya katılmıyorum vesaire gibi. Çünkü onları da ben açıkçası düşünüyorum üzerinde, tartıyorum kafamda ve bazen oluyor ki yani evet diyorsun ya, ben bunu düşünmemişim ve o noktalar beni daha da geliştiriyor. Az önce bahsettiğim o zihnin gelişimi noktasında beni de geliştiriyor, beni de aynı şekilde aslında farklılaştırıyor diyeyim. Dolayısıyla bu noktada negatif düşünceler de, eleştiriler de beni besliyor. Onlara da bu şekilde bakıyorum. Son olarak da videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü bu sayede videolarımız daha fazla insana ulaşıyor ve bu da bizleri motive ediyor, daha fazla şey öğretme anlamında. Benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde her zaman yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.